yönetmelik hükmü haline geldi. Evet. Şimdi biraz tüketici işlemlerinin temel özelliklerinden şöyle ana başlıkları ile ilgili. Hakikaten tüketici hukukunda, tüketici kanununda bilmemiz gereken en önemli maddeler nedir derseniz gözünüzü kapatarak 1, 2, 3 not alırsanız çok sevinirim. Birinci madde, ikinci madde, üçüncü maddenin K bendi, L bendi, 73 ve 83. Yani bunlar olmazsa olmazımız. Devam edelim şimdi. Evet, tamam. Birinci madde amaç, ikinci madde kapsam, üçüncü madde K ve L bendi, tüketici tanımı ve tüketici işleminin tanımı. 73. madde tüketici mahkemelerinin görev alanı, 68. madde de burada onu söylemeye gerek görmüyorum, 73'ü bilirseniz yeterli. 83 de hani bazen biz eski uygulamalarımızda tüketici mahkemeleri olarak eser sözleşmesi bu kanunda düzenlenmemiş, onun için tüketici mahkemesi görevli olmaz. Taşıma sözleşmesi ticaret kanununda düzenlenmiş, onun için görevli olmayız diye gerekçelerimiz vardı ya, işte kanun koyucu burada o kadar böyle hırslanmış ki, tüketici işlemine konu olan hususun başka kanunlarda düzenlenmiş olması, bu kanunun görev ve yetki ilişkin hükümlerinde hiçbir değişiklik yapmaz dedi. Daha bu sözün üstüne söylenecek hiçbir söz kalmıyor arkadaşlar. Konu bitti. Biraz sonra sizi ilgilendiren bölüme de geleceğiz. Onu da konuşacağız. Vekalet ücreti ne olacak? Vallahi biz hukukçuyuz. Hiçbirimize ayrıcalık yok. Kanun öyle bir ayrıcalık tanımamış. Temeldeki işlem, tüketici işlemi ise yine vekalet uyuşmazlığı da tüketici işlemi sayılır. Görevli mahkeme, tüketici hakemiyeti ve tüketici mahkemesi olur. Onda hiç tereddütünüz olmasın. Temel ilkeleri kaç dakikam var başkanım? Başkanım çok böyle sevecen, güler yüzlü, çok da mülayim. Bize işte birazcık tolerans tanıyacağını da. Evet, evet, evet. İtiraz gelirse de ne yapalım, yapılacak bir şey yok. En baştaki temel özellik tüketici zayıf konumda. Takdir edersiniz karşıda bir müteşebbis var. Dolayısıyla zayıflığı konusunda hiç kimsenin tereddütü yok. Genellikle mal ve hizmet alımına yönelik olabilir ama bununla sınırlı değil, her şey olabilir. Tüketici tanımını hiç aklımızdan çıkarmayalım. Tereddüt halinde hep tüketici lehine yorum yapıyoruz. Ticari veya mesleki amaçla hareket etmemiş olması gerekiyor. Çok uç bir örnek söylüyorum. Vatandaşın mahallesindeki caminin elektriği kesiliyor. Kaçak elektrik kullanılmış. Abonelik yapılması gerekiyor. Mahalle efradından bir vatandaş gelip bu camiye abonelik yapın derse ne olur? Hiç düşündünüz mü? Tüketici tanımını hani demiştik ya, meşhur K ve L bendini, K bendini hemen şöyle bir tekrar ediyoruz. Hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Tüketici kimdi? Ticari ve mesleki amaçla hareket etmeyen kişi. Şimdi mahalledeki vatandaşı söyleyelim, cami cemaatini. Ticari amaçla mı hareket ediyor? Varsa ticari bir gayesi, bu tarafla ilgili değil, öbür tarafla ilgili. O da bizim dışımızda. Dolayısıyla bu tarafla ilgili herhangi bir gelir elde etme amacı yok. Adamın işi gücü yok, sürekli bunu meslek olarak mı yapıyor? O da değil. Tacir değil. Meslek icra etmiyor. Ne kalıyor geriye? İkisi değilse. Ben söylemedim, bakın siz söylediniz. Peki dağıtım şirketi? Tacir. Taraflardan birisi tacir, karşı taraf müteşebbis, gelir elde etme amacıyla bu işi yapan bir kişi ise aradaki sözleşme kesinlikle tüketici işlemi. Buradan kaynaklanan uyuşmazlık nereye gider? Tüketici mahkemesine.
asla idari yargı olmaz. Sözleşme ilişkisinin olduğu bir yerde idari yargının esamesi okunmaz arkadaşlar. Kamu ihale hukukunda bile sözleşme öncesi işlemlerin tamamı idari yargı, sözleşme kurulduktan sonra adli yargı. Evet. Culpa in contrahendum. Akit öncesi görüşmeler sözleşme hükümlerine tabi. Mağazaya gittiniz, meşhur muşamba olayı, kafanıza muşamba düştü. Yaralandınız. Veya canınız sıkıldı, bir gezmek için gittiniz, ayağınız kaydı. Sözleşme yok. Ne olacak şimdi? Tüketici işlemi mi değil mi? İşte sözleşme öncesi görüşmeler, culpa in contrahendo aşamasından kaynaklanan bütün uyuşmazlıklar da yine sözleşme hükümlerine tabi. Dolayısıyla adeta sözleşme varmış gibi, tüketici işlemi varmış gibi hareket ediyoruz ve normal tüketici işlemine ilişkin kuralları uyguluyoruz. Devam edelim. Burası çok önemli. Sözleşmenin çeşidi ve niteliği önem arz etmez. Vekalet sözleşmesi dahil olmak üzere. Ama bir yanlışlık yapıyoruz. Çok detaya giremeyeceğim. Elinizde, müvekkillerinizle ilgili hepinizin genel vekaletnameleriniz var. Bakın, genel vekaletnameden kaynaklanan uyuşmazlık tüketici işlemi olur mu derseniz hem olur hem olmaz diye cevap alırsınız. Çünkü o sizin müvekkilinizle yaptığınız genel bir sözleşme. Size talimat verdiğinde her türlü işine bakabiliyorsunuz. Boşanma işi çıktı. Şimdi ama sonuçta dava bitti, avukat ücretini alamadı. Ne olacak şimdi? Boşanma işi ticari bir iş midir? Değil. Avukat profesyonel midir, değil midir? Önce onu bir konuşalım. Bazı arkadaşlarımız hayır kurumu olduğunu söylüyor. Mesela Serpil Hanım, kamu kurumu veya işte kamusal bir özelliği. Tabii ki onu öptük, başımıza koyduk. Yani yüce bir görev ifa ediyor. Ama sonuçta avukatlık mesleğini icra ederken hepinizin de bir profesyonelliği var. Yani en azından bir gelir elde etme. Bunu inkar edemezsiniz. Çünkü avukatlık kanununda ücretsiz iş takip etme yasağınız var. Ücretsiz bir iş takip edersiniz, baroya bildirmek zorundasınız. İki iş takip edersiniz, bildirmek zorundasınız. Üçüncü işten sonra Hakan Bey, değerli dostum, size der ki, beyler ne oluyor? Hayır kurumu musunuz? Zaten genelde avukatların başına gelen de hep ücretsiz işlerden aldıkları vekaletlerden dolayı. Hem ücret alamıyorlar, ondan sonra bir sürü de tasayla uğraşıyorlar. Dolayısıyla biraz profesyonel davranmakta fayda var. Şimdi genel olarak vekalet sözleşmesi kapsamındaki tüketici işlemi hangisi derseniz, kesinlikle önce bir temel işleme inmeniz lazım. Yani vatandaşın bankayla konut kredisinden kaynaklanan bir işini takip ettiniz, müvekkilinizin. Davayı bitirdiniz, özen yükümlülüğüne göre hizmeti ifa ettiniz ama alacağınız ücreti vermedi. Temeldeki işlem tüketici işlemi arkadaşlar. Konut kredisi, tüketici almış. Evet, tüketici işi. Buradaki vekalet uyuşmazlığı da kesinlikle tüketici işlemi. Hiçbir yoruma yer yok. Ama aynı vekalet kapsamında vatandaşın iş yeri aboneliği ile ilgili bir problemi çözdünüz. Su aboneliği. O zaman tüketici işi olmaz. Konut aboneliği ile ilgili bir sorununu çözdünüz. O zaman tüketici işlemi olur. Bu inceliği çok iyi yakalamak lazım. Yani bu konuya biraz derinlemesine girmek lazım. Yüzeysel yaklaşmamak gerekir. Bunu lütfen atlamayalım. Sözleşmenin bir tarafı daima tüketici, karşı tarafı müteşebbis. Zıt kutuplar birbirini çeker. Yoksa elektrik yanmaz arkadaşlar. Şimdi bu kuralı koyduktan sonra iki tüketici arasında yapılan bir araç alım satım sözleşmesi tüketici işi olur mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Taraflardan birisi tacir, karşı taraf daima tüketici olacak. Yani müteşebbis, karşı taraf da tüketici olacak. İki tacir arasındaki uyuşmazlık tüketici işi olur mu?
Olmaz. İki tüketici arasındaki uyuşmazlık tüketici işi olur mu? O da olmaz. Demek ki büyük bir problemi hallettik. Tüketici mahkemesine, tüketici hakem heyetine gidecekseniz önce taraflardan birisi tüketici olacak. Karşı tarafta gelir elde etme amacıyla bu işi yapan olacak. Esnaf da olabilir, şirket de olabilir, kamu kurum ve kuruluşu da olabilir. O L bendindeki tanım o kadar açık ve net ki arkadaşlar. Burada hizmet verenin, mal sunanın, kamu kurum ve kuruluşu olmasının hiçbir ayrıcalığı yok diyor. Hasta-hekim ilişkisi. Özel hastaneler arasından zaten problemi bitirdik. Hiç sorun yok, tüketici işi. Kamu hastanesi ile hasta arasındaki ilişki. Hasta tüketici midir, değil midir? Önce bir onu halledelim. Tüketici olmadığını iddia eden var mı içimizde? Yok. Kamu kurumu olan hastane bir hizmet veriyor mu? Hasta-hekim ilişkisi. Dolayısıyla bunun da tüketici işlemi olduğu konusunda kanun gerçek anlamı düşünüldüğünde hiçbir sınırlama söz konusu değil. Yargıtayımız epey bir mesafe kat etti. Kamu hastaneleriyle ilgili biraz henüz kırılmamış direncimiz var. Ama kanun o kadar açık ve net ki çok yapılacak bir şey yok. Bir süre sonra bu da değişecek diye düşünüyorum. Sözleşme daima ivazlıdır. Satıcı, sağlayıcı hizmet vermekten hiçbir şekilde kaçınamaz. Yapılan sözleşme ticari iştir. %99.9. Niye? Taraflardan birisi tacir, karşı taraf tüketici. Eski Mülga Türk Ticaret Kanunu 21, yeni 19. Taraflardan birisi için ticari iş olan sözleşme. Karşı taraf için ne sayılır? Ticari iş sayılır. Ticari işin çok önemli bir sonucu var. Ticari işte avans faizi istenir arkadaşlar. Yani tüketici dava açarsa yasal faiz, sözleşmenin karşı tarafı dava açarsa avans faiz gibi bir garabet içinde olmayalım lütfen. Çok fahiş bir hata. Ve kanun koyucunun, hatta bu konuyla ilgili bizim Ankara mahkemelerimizin birisinde olmuştu, bir yazılı emirle bozma çıktı. Yani yapılan iş tüketici yönünden de ticari iştir ve avans faizi hükmedilmesi gerekir. Tüketici lehine yorum ilkesi zaten neredeyse genel bir yorum ilkesi diyelim. Sözleşmeyi düzenleyen aleyhine yorum kuralı var biliyorsunuz. Tüketici işlemlerinde de genelde sözleşmeyi karşı taraf hazırladığı için burada çok bir sorunumuz yok. En önemli temel ilkelerden birisi tüketici lehine verilen şahsi teminatlar daima adi kefalet sayılır. İcra takibi yapan avukat arkadaşlarımız olarak çok basit olsun diye asıl borçlu hakkında aciz vesikası veya rehin açığı almadan kefilin kılına dokunamıyorsunuz. Giderseniz ne olur? Zamansız gitmiş olursunuz. Karşı taraf menfi tespit davasını açtığında örneğin 300 bin lira istemiştiniz, 500 bin lira istemiştiniz. Menfi tespit davası kabulle sonuçlandığında 500 bin TL üzerinden vekalet ücretini ödersiniz, durursunuz. Müvekkiliniz bu durumda sizinle ilgili ne düşünür onu bilemem. Yani burada özellikle müteşebbisse vekalet hizmeti veren meslektaşlarımızın, avukat arkadaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Eski bir alışkanlığımız var. Kefil güçlü nasıl olsa veya memur. Ne yapacağız şimdi? Kim uğraşacak asıl borçluyla? Asla demiyorsunuz. Çok tehlikeli. Yani bu duruma lütfen özellikle dikkat edelim. Ben burada sözünüzü keseceğim Hakim Bey. İsterseniz bir ek 5 dakika diyelim. Evet. Ondan sonra sözü. Benden günah gitti. Tam paralı işleri anlatacaktım. İsterseniz başkanım bir oylama yapalım. Devam. Bir ek 5 dakika isterseniz verelim ya da 10 dakika. Tamam o zaman 5 dakikalık olan kısmını anlatırım. Ama yine de paralı olan kısmı en sona bırakmıştım. Evet, satıcılığımın bir toplantıda Çanakkale'deydi zannedersem iyi olduğunu söylemişti bir baro başkanımız. Eski bir öğretmenmiş. Evet, devam edelim. Temel ilke çok.
müteşebbis lehine verilen kefaletlerde kural olarak müteselsif kefalet sayılır. Yani hani siz parayı veriyorsunuz, adam malı teslim edecek, sözleşme yaptık. E kardeşim, bu malla ilgili hani getirmezsen ne olacak? Bana bir teminat ver, muteber bir kişiyi kefil göster derseniz, o tüccara verilen kefalette müteselsil kefalet, kural olarak. Bu asgarisi. Kanunda bir toplantıda, İstanbul'da bir kongrede müteselsil kefalet sayılmasının biraz yetersiz olduğuna ilişkin Burak Hocam, bu konuda çok ciddi çalışmalar var, Burak Özen Hocam, hocam tanır, bir eleştirisi gibi oldu ama şöyle diyelim, ağanın eli tutulmaz. Kanun koyucu asgarisini göstermiş. Siz isterseniz üçüncü kişinin fiilini taahhüt edin, isterseniz garanti verin, isterseniz yani müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla verin. Buradaki asgarisi. Yani siz daha çoğunu verecekmişsiniz, hiçbir engel yok, hiçbir sınırlama yok. Burada kanun koyucu asgarisini göstermiş. Tüketici işlemi nedeniyle çok önemli ve tehlikeli, uygulamada sıkça yanlışa düştüğümüz bir konu. Tüketici işlemi nedeniyle verilen kambiyo senetleri, gerek taksit ödemeleri için gerekse teminat amaçlı verilen kambiyo senedinin nama yazılı olması gerekir arkadaşlar. Olmasa ne olur? Tüketici yönünden, bakın sadece tüketici yönünden senet geçersiz, diğerleri yönünden imzaların istiklali ve kamu itimadına mazhar olma senet özelliği aynen devam ediyor. Yani 5 kişiyiz biz. Hani Lütfi Libasçı verdi senedi. Ondan sonra onu alıyoruz, kenara koyuyoruz. Diğer imza sahipleri baş başa kalıyor. Bunun en tipik örneği genelde müteahhitlere verilen senetler. Biliyorsunuz onlar da taşerona, taşeron ikinci, üçüncü, beşinci 10 defa el değiştirmiş. Tedavül görüyor, para gibi dolaşıyor eldene. Bono. İşte bonoya dayalı olarak arada zincirden birisi vadesi geldi diye ihtiyati haciz istediğinde tüketici hangi aşamada olursa olsun bunun kendisi yönünden geçersiz olduğunu ileri sürebilir. İhtiyati haciz kararı verilmesi daha sonra açılacak menfi tespit davasında bu sonucu hiçbir şekilde değiştirmez. Takipten daha sonra menfi tespit davası açılmış olsa bile yargılamanın her aşamasında satış dahil tüm işlemlerin teminatsız olarak durdurulması gerekiyor. Neden? Tüketici yönünden verilen senet zaten geçersiz. Geçersiz senede göre iş yaparsanız filmin sonu zaten belli arkadaşlar. Alacaklı vekili olarak zorlamayın satışa. Yani şimdi ipotekli ev dururken siz gidip de kambiyo senediyle ilgili iyi niyetli üçüncü kişiyim deyip icra takibi yapıp evin satışını isterseniz başınıza gelmedik hiç kalmaz. Geçersiz bir senede, kambiyo senedine dayalı olarak bu işi yapıyorsunuz. Hani 72.3'te biliyorsunuz icra takibi başladıktan sonra açılan menfi tespit davasında asgari %15 teminat karşılığında sadece neyi durduruyoruz? Satıştan arta kalacak paranın ödenmesini durduruyoruz. Yani sizin temel hedefiniz genelde davalarda, açtığınız davalarda hacizi engellemek. Bazen ihtiyati hacizi vermiyoruz, sizi korumak için vermiyoruz biliyor musunuz? Hacizi engellemez ki zaten. E haciz yapıldıktan sonra benim işim görülmez diyorsunuz. Hacizi nasıl engelleyebilirsiniz? %115 teminat gösterirseniz haciz biter. Niye? Haciz yapmanın bir amacı kalmadı. Çünkü borcumuz 100 TL idi. 15 lirada teminat verdik. 115 TL'yi siz icra dosyasına yatırdığınız zaman hala icra müdürü ben gidip haciz yapacağım diyebilir mi? Para yattı zaten. Ama işte tüketici işlemine dayalı alınan kambiyo senediyle ilgili tüketici her aşamada menfi tespit davası açabilir. Açtığı menfi davasında mahkemenin takdir tabii ki yüce mahkemeye ait olmak üzere kanunun açıkça geçersiz saydığı bir senedin icraya konulduğu ve tüketiciden buna dayalı olarak
ücret talep edildiği açık ve net olduğu anlaşıldığı anda gerekli tedbir kararını vermek gerekiyor. Lütfen bunu atlamayalım. Tüketici kendi yerleşim yerinde dava açabilir. Kural olarak sözleşme giderlerinden müteşebbis sorumludur. Bileşik faiz uygulaması kesinlikle yasaktır. Maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Aynı talepler hakem heyetinde de yapılabilir arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan biri, hakem heyetleri manevi tazminata hükmedebilir. Ya alacak davası ile